Evet. Karar vermeden. Peki hocam, kalp kapakçının değişmesi hangi aşamada olmalıdır diye gelen sorular var. Ömrü ne kadardır diye sorular geliyor. Kalp kapakçıkları tabii... Neden bozulur diyelim? Yani şimdi onda eskiden kalp kapakçıklarının problemi, en büyük sebebi romatizmal ateşti. Evet. Yani çocukken geçirdiğimiz bir boğaz enfeksiyonuna bağlı gelişen bir romatizmal ateş yıllar içerisinde o kapakta problemler yaratıyordu. Büzüşmeler, darlıklar yaratıyordu. Bu az gelişmiş ülkelerde hala daha yaygın. İşte Afrikalılarda, Hindistan'da falan hala daha biraz daha yaygın. Türkiye'de de yaygındı ama işte bu son 20-30 yıldır o daha da azaldı. Ama hala var. Mesela Avrupa'da, Amerika'da neredeyse bitti gibi. Bitti gibi. Yani hiç yok oralarda. Bunun yerine ne başladı? Bu sefer de işte yaş ilerledikçe, yaş ömrümüz arttı. Eskiden 60 olan yaş ortalaması şimdi 80'lere çıktı neredeyse. Evet, ve buna bağlı olarak da kapaklarda kireçlemeler başladı. Kapak dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz kapak hastalıkları bu sefer yaygınlaşmaya başladı. Şu anda da en çok Türkiye'de de belki de yaygın olarak bu dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz, yani kapaklardaki kireçlemeye bağlı problemler, özellikle aort kapağındaki kireçlemeler çok daha yaygın gözüküyor. Tabii bu durumlarda işte kapak değişimleri söz konusu. O kapak kireçlendiği zaman işte romatizmal da olsa, dejeneratif de olsa genelde kapakları çok dejenerasyona uğramışsa değiştiriyoruz. Ama bazen işte özellikle mitral kapaktaki bazı problemler var. Prolaps dediğimiz sarkma deniyor halk arasında. İşte bu mitral kapaktaki yetmezlikleri genelde tamir yöntemini başvuruyoruz. Tamir ederek yapıyoruz ama aort kapaktaki kireçlemeler özellikle ya da mitral kapaktaki kireçlemeler, romatizmal kapak hastalığı ise genelde değiştirme yöntemine gidiyoruz. İşte belki halk arasında da çok duyuluyor. İşte biyolojik kapak, mekanik kapak. Evet, çeşitleri var mı diyorsunuz? Yani genelde kabaca iki çeşit var diyoruz. Biyolojik kapaklar da dezavantajları var, avantajları var. Mekanik kapağında avantajları var, dezavantajları var. Bunu da işte kişiye özel bu da. Her kişiye göre farklı kapak seçimlerini yapıyoruz. Genel olarak yani söylediğimiz zaman böyle 65-70 yaşın üstündeyse genelde biyolojik kapak tercih ediyoruz. Çünkü biyolojik kapaklar bir 3 ay, 6 ay belki bir kan sulandırıcı içiyor. Ondan sonra devamlı kan sulandırıcı içmesine gerek kalmıyor. Avantajı o biyolojik kapakların. Ama dezavantajı ne? İşte 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra o da dejenerasyona uğruyor. O da kireçlemeye başlıyor. Yapısı bozuluyor. Onu da değiştirmemiz gerekiyor tekrar. Onun için genelde belli bir yaşın üstündeki kişilere takıyoruz. Genç hastalara mümkün olduğu kadar takmıyoruz. Genç hastaları istisna olarak bazen belki işte 20 yaşında bir genç kız işte doğum yapacak, işte çok çocuk yapmak istiyor falan. Belki bunlara bazen bir istisna olarak biyolojik kapak takıp daha sonra tekrar ameliyat etme durumunda kalacak şekilde yapılabiliyor. Ama genel tercihimiz gençlerde mekanik kapak takmak. Mekanik kapaklar avantajı yıpranmıyor. Ömür boyu çalışıyor bizi ve bir sıkıntı yaratmıyor. Sadece bir problemi ne? Mekanik kapakların işte o yabancı bir yüzey olduğu için orada pıhtı birikme ihtimali var. Pıhtı birikmesin diye de işte devamlı ömür boyu kan sulandırıcı içmesi gerekiyor. Hem de bu varfarin dediğimiz çok güçlü bir kan sulandırıcı. Onun dışında da çok da bir alternatifi yok. Onu içmesi gerekiyor. Onun da işte bazı yan etkileri oluyor. Bu sefer az içince yani onu ayarlaması da zor. Yediğimiz, içtiğimiz de etkileniyor, ilaçlardan etkileniyor. Çok çabuk etkilenen bir ilaç bu ilaç. Ve buna bağlı olarak da işte bu sefer kapakta pıhtı olabiliyor. O pıhtı gidip felç yapabiliyor. Ya da kapak tamamen pıhtılaşarak kapak hareketleri kısıtlanabiliyor. Bu da ciddi problemler, acil ameliyatları gerektirebiliyor. Bazen de işte olmasın diye bir sefer kan sulandırıcı, bir sefer fazla gidebiliyor. Bir sefer kanamalar olabiliyor. Beyin kanaması oluyor, mide kanaması oluyor. Başka yerlerden kanamalar olabiliyor. Yani işte kapak değiştirmek aslında tamamen her şeyi bitirmiyor. Yani bir hastalığı belki bir tedavi ediyoruz ama yeni bir hastalık çıkıyor gibi. Başlangıç olur. Muhakkak tabii faydalı. Mesela kapak ciddi bir aort darlığı var.
kapak son derece daralmış. Hı hı. Tabii ki her halükarda değiştirmek lazım. Her halükarda çok faydalı. Hı hı. Ama yıllar içerisinde de işte bu takım sıkıntılar yaşama ihtimali var. O aslında doktoruyla böyle yakın ilişki kuran, işte ilaç kullanıyorsa ilaç takiplerini iyi yapan kişilerde genelde çok sıkıntı yaşamıyor. Yani çok da gözlerini korkutmayayım insanların. Olmaları gerekiyorsa bu ameliyatı tabii ki olacaklar. Ama iyi takip etmeleri gerekiyor. Peki şimdi vücudumuz canlı makine olduğu için hocam, kalp de çok çok kıymetli her organımız gibi. Özellikle kalp kapakçığında sıkıntısı olan kişiler merak ettiği için ne hissediyorlar? Yorgunluk mu, halsizlik mi, şimdi, belirtisi nedir diye soralım hocam. Kapağın olduğu yere göre değişiyor ama genelde kapak hastalıklarındaki genel bulgu nefes darlığıdır. Genelde çünkü özellikle darlık da olsa, işte evet, kapakta yetmezlik de olsa, kaçak da olsa en burada problemi yaşayan akciğerler. Akciğerlere kan fazla gidiyor. Geriye doğru yansıma oluyor. Basınç artışı oluyor ve akciğer tansiyonu yükseliyor. En büyük bulgu bu. Akciğer tansiyonu yükseldiği zaman da işte nefes aralıkları başlıyor. Bazı kişiler böyle efor esnasında merdiven çıktığı zaman daralıyor, yürüdüğü zaman daralıyor ama daha ileri aşamalarda artık oturduğu yerde, yattığı yerde nefes aralıklarına kadar gidebiliyor. Onun dışında işte kalpte biraz büyüme oluyor tabii bu kapak hastalıklarına bağlı olarak. İşte ritim problemleri gelişiyor. Atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemi gelişiyor. Buna bağlı olarak hasta çarpıntı hissedebiliyor. Bu atrial fibrilasyonuna bağlı olarak da işte kalp içinde pıhtılar birikebiliyor. Onun pıhtıların kopması sonucu felç getirebiliyor. Daha ileriki aşamalarda işte kalp yetmezliği gelişebiliyor. İşte ayaklarda şişlikler, karında şişlikler gelişebiliyor. Halsizlik gelişebiliyor. Yorgunluk gelişebiliyor. Yani genel olarak belirtiler bunlar ama en başta gözüken en ciddi bulgu nefes darlığı. Normal yaşantısını etkileyecek yorgunluk, tabii, nefes darlığı. Nefes darlığı olur. Göğüs ağrıları olur. Özellikle ağır kapaktaki darlıklar var ise bayılmalar olur. Yani çok geniş bir yelpaze var. Semptom açısından, bulgu açısından. Kişiye göre sinyaller var aslında. Tabii, vücudunu tabii tanıyorsa kişi. Yani işte hastanın hangi kapağı tuttuğu, işte darlık mı yaptığı, yetmezlik mi yaptığı gibi dereceleri de önemli bunların. İşte ileri derecede mi darlık var, hafif derecede mi darlık var ya da ileri derecede mi kaçak var. İşte kalpteki büyüme miktarları, oranları da önemli. Bunlar hastanın şikayetlerini belirliyor.